Sevgili seyirciler, sizler için şimdi her tedeyiz ve yanımızda tanınmış ünlü iş kadını Büşra Düger Hanım var. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendinizi bize tanıtır mısınız? Tabii ki. İsmim Büşra. 10 senedir fotoğrafçıyım. Daha çok düğün fotoğraflarıyla ilgileniyorum. hafta sonu düğün fotoğraflarıyla hafta içi ürün, restoran, yani firmaların tuttuğu her fotoğrafçının yapmak zorunda olduğu şeyleri elimden geldiği kadar yapıyorum. Müşterinize sunduğunuz hizmetler nelerdir? Müşterimize sunduğumuz hizmetler, düğün fotoğraflarına daha çok odaklandığım için albüm baskılarımız var, baskılar var, posterler var. Bunları sipariş halinde hepsini müşterilerimizin isteğine duruklu sipariş ediyoruz. Yani ne isterlerse onu onlara sunmaya çalışıyoruz her zaman. Yani yeni hedefler var mı? Buradan ötesi neler var? Yeni hedeflerimiz seneye için büyük bir stüdyo açmak. Bu üç katlı olacak. oda oda, değişik değişik konseptlerle birlikte herkese, herkesin özel gününe veya değişik fotoğraflar çekmek isteyenlere böyle bir stüdyo hazırlamayı düşünüyoruz. Neler yapabiliyoruz? Yani bu fotoğraflık nereden başladı? Fotoğrafçılığı 10 sene önce başladım, 2012 yılında hobi halinde ilk önce başlamıştı. Daha sonra meslek haline getirdim ama fotoğrafçılığı da meslek olarak görmüyorum çünkü gerçekten beni ben yapan bir şey, karakterimi ortaya koyan ve hayatımı değiştiren, değişik insanlarla görüşmemi sağlayan, yani benim hayatım fotoğrafçılık öyle diyeyim ve seve seve de yapıyorum ve bunu da fotoğraflarımda her zaman göstermeye çalışıyorum. Peki yani müşterileriniz nerelerden? Sadece bulunduğunuz ortamda mı? Her taraftan Almanya çapının her taraftan tutabiliyorlar. Yoğunluk tabii ki çevre içerisinde oluyor ama dışarıdan uzaklardan tutan yani uzun yolculuk yaptığımız şehirlerde mutlaka oldu yani oluyordu her zaman. Bu sene de daha çok hatta. Peki yaptığınız, çekmiş olduğunuz fotoğraflarla ilgili hiç herhangi bir sergi düzenlemek gibi bir planınız var mı? Bunu düşünmüştüm evet ama tek başıma çalıştığım için birazcık da zor geliyor ama bunu da hedef olarak kendime belirledim kesinlikle. Peki bizi izleyen sevgili seyircilere mesajlarınızı alabilir miyiz? ben fotoğrafçılığı yaptığım zaman gelinin sadece fotoğrafçısı değil onun en iyi arkadaşı, ailesi, annesi, babası, terini siliyorum, ayakkabılarını giydiriyorum, elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Yani kardeş gibi oluyorum, abla gibi oluyorum. Ve böyle bir fotoğrafçı arayan müşterilerim varsa tabii ki her zaman bana ulaşabilirler. Teşekkür ediyorum size. Ben de teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrardan. Çok şeref verdiniz. <laughs> Saygıyla, sevgiyle.